Alışılagelmiş diğer animasyon yapma programlarından aksine direkt olarak Unreal'ın içerisinden animasyon yapabilir miyiz? Yapabiliyorsak nasıl yapabiliriz? Bugün bunu cevaplayacağız. Bu şu yüzden de çok önemli. Sadece oyununuz için animasyon yapmış olmayacaksınız. Ayrıca sinematik ara sahneler için de bu işi öğrenmiş olacaksınız. Ama bugünkü odak noktamız dediğim gibi animasyon. O zaman hiç beklemeden bakalım oyunumuz için istediğimiz custom sadece bize özel o animasyonları nasıl yapabiliriz, nasıl çıkartabiliriz? Hem de direkt olarak Unreal'ın içinden. Kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme için içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirimle destek olursanız sevinirim. Öncelikle bize bir kontrol rig lazım. Bunun için de bir iskelet lazım. Ben de bunun için hiç uğraşmadan direkt olarak manekini kullanacağım. Yani Unreal içerisindeki şu arkadaşı kullanacağım. Kontrol rig için hemen content browser'ı açıp animation'dan kontrol rig, modular rig, create deyip açalım. Test kontrol rig diyelim. Açalım bunu. Burayı kapatalım. Şuradaki preview mesh'ten karakterinizi seçeceksiniz. Yani karakterin mesh'ini seçeceksiniz. Mini'yi seçelim. Mini geldikten sonra zaten gördüğünüz gibi şu göbek deliğinde kocaman bir delik var. Zaten üzerine geldiğiniz gibi burada diyor ki spine soketi diyor. Buraya spine'ı atıyoruz. Daha sonrasında diğer bölümlerde geldi. Şuralara omuzları yani shoulder'ları atacağız. Onun için sol tık. Şuraya da shift'e basılı tutup sol tık. İkisini beraber atmak için shoulder'ı atıyoruz. Buralara arm'ları atıyoruz. Buralara leg atıyoruz. Şuralara boot atıyoruz. Burası zaten neck. Tamamdır. Şimdi geriye kaldı parmaklar. Parmakları da aynı şekilde sol tık, shift sol tık gerisine. Nerede? Finger'lar. Finger'ı burada. Şekilde atıyoruz fingerları. Geldik bu tarafa. Aynı şekilde sol tık shift sol tık gerisine. Parmakları buraya da atıyoruz. Şu an karakterimizin burası niye boş? Aynatmadık mı? Tamamdır. Şu anda karakterimizin kontrol rigini hazırladık. Hatta buradayken Y'ye basıp diğer ekranları kapatıp buradan direkt deneyebilirsiniz. Yani nasıl bir şey olmuş, nasıl çevirebilirim, nasıl şey yapabilirim falan gördüğünüz gibi. Tamam, burayla bir işimiz kalmadı. Burayı kapatabiliriz. Geldik sahnemize. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Direkt olarak kontrol rigi sahneye sürüklediğimizden otomatikman her şey açılıyor. Bütün animasyon penceresi falan. Onları da buradaki seçme menüsünden animations'dan açıp şuradan karakterinizin beşini seçebilirsiniz. Eğer direkt olarak açılmazsa diye söylüyorum. Şimdi karakter geldi. Arkadaşlar buradan sonrası artık yaratıcılık, tecrübe, kafada bir şeyler canlandırıp onu sahnede uygulamaya kalıyor. Ben çok basit bir el sallama animasyonu yapacağım. Dediğim gibi bundan sonrası artık kafada kurma, tecrübe, yaratıcılık falan. Ama tecrübe hakikaten çok önemli çünkü ilkinde muhtemelen sıçacaksınız. Ben de sıçıyorum. Duruşumuzdan, pozumuzdan emin olduğumuza göre şuraya bir tane pin atalım. En üstteki bu başlıktan atıyorum ben. Diğerleri kemikler. Tüm vücutla alakalı işlem yaptığım için direkt şuradaki başlıktan atıyorum. Yoksa kemik kemik yapsam oradaki kemiği atardım. Şu ufak detayları da vereyim. Ben şu an unutup burada herhangi bir ayarlama yapıp sıfırdaymış, şunu hemen ileri alayım dediğim an gördüğünüz gibi en başa döndü. O yüzden önce animasyonu yapıp sonra burayı ileri alma gibi bir hata yapmıyoruz. Önce frame'i ileri alıp mesela bir sonraki hareketi 5. frame'de yapacağız. Buradaki çubuğu çekip daha sonrasında animasyonumuzu yapmaya geçiyoruz. Animasyonu ne yaparsak yapalım biz buraya ileri veya geri herhangi bir şey yaptığımız an animasyon bir önceki pozisyona döner. Şu da önemli. Ben mesela çubuğu ayarladım, ettim. Burada şöyle aşağı çektim. Şöyle yukarı çektim. Normalde CTRL ile Z yapınca bunu alması lazım değil mi? Şurayı geri almaması lazım. Ama CTRL ile Z yaptığınızda gördüğünüz gibi en başa alıyor. Yani CTRL ile Z alışkanlığınızda da burada çok dikkat edin arkadaşlar. O da patlatabilir. Şimdi geldik orta kısmı yapmaya. Elimizi mesela şu şekilde sallayalım. Şuraya frame atalım. Geçelim 15'e. Şu şekilde sallayalım. Şuradaki arkadaşı da buraya getirelim. Tamamdır. Şu an play'e bastığımızda oynatacak. Tabii şu aradaki boşluk daha fazla olduğu için, yani daha fazla frame boşluk bıraktığı için burası daha bir yavaş, daha bir smooth gidiyor. Buradaki boşluk daha dar olduğu için şöyle hızlıca kapatıyor. Bir tık garip oluyor ama anladınız olayı. Şimdi animasyonu yaptık, ettik, bitirdiğimizi varsayalım. Ne yapacağız? Çok basit. Şuradaki skeletal mesh'li yere sağ tıklayıp buradan bake animation sequence diyeceğiz. Buradan herhangi bir istediğiniz klasör atabilirsiniz. Ben content atayım. İsmini de el salla diyeyim. Adetlerimizi araya bir altı bırak. Ok diyelim. Burada herhangi bir ayarı dokunmaya gerek yok. Direkt export animation sequence diyelim. Şimdi buraları kapatabiliriz artık. Gördüğünüz gibi el sallı bir animasyon sekansı olarak buraya geldi. Hatta hemen hızlıca isterseniz şey yapalım. Burada karakteri kullanırken buraya bir tane hemen bir atalım. Play animation montajı getirelim. Montaj olduğu için buraya gelip şuna sağ tıklayıp Hate Anim Montaj diyeceğiz. Sonra buraya tıklayacağız. Gördüğünüz gibi animasyonumuzu yaptık. Oyun içerisine aktardık. Çalışmasını istediğimiz şekilde çalışıyor.
Hiçbir sıkıntı yok. Tabii ben şu an çok çok temel seviye nasıl yapılarını gösterdim. Çok daha derin araştırmalarla, üzerine çok daha fazla düşünerek, en önemlisi çok daha fazla pratik yaparak, tecrübe edinerek, üzerine uğraşarak bu mevzuyu çok daha ileri seviyeye getirir. Unreal'ın içerisinden ara sahneler, sinematikler, animasyonları yalayıp yutabiliriz. İşin temeli bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirimle destek olursanız sevinirim. Kendinize çok dikkat edin, sağlıcakla kalın. Bay bay. Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it.